أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا وقرة اعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. بزداري وقتان واردن وارلاندان haberداردن يُجِرَّ ربيّ مِنَهُمْ نِهائيتِسِّ senalar. سَنَالَرْ. Habibi alemlere رَحْمَةُ حَزَةِ مُحَمَّدٍ مُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَنِمِسَ e selam olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu gecemizi mübarek eylesin. E, bu gecede sabahından bu akşamına kadar yapmış olduğumuz hatalarımızı, kusurlarımızı, eksik ve noksanlıklarımızı aff ve mağfiret eylesin. Rabbimiz inşallah bizlere en güzel bir şekilde hüsnü ifade, bizleri dinleyen, bizleri izleyen kardeşlerimize de hüsnü istifade, nasip ve müesser eylesin. Değerli kardeşlerim, ilim meclisleri elhamdülillah günahlara kefarettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, bir insan bir ilim meclisine girdiği zaman daha öncesinde girmiş olduğu bir milyon kötü meclisi Allah onun defterinden siler. Bakın bir milyon kötü meclis. Yani bu kadar kötü meclise girmemişizdir ama girsek de Allah onları affedeceğim diyor. Neyin hürmetine? İlim meclisleri hürmetine. Yani evlerimizi cennet bahçesine çevireceğiz. Evlerimizi Rabbimizin istediği mekanlara çevireceğiz. Allah'ın nazar ettiği, Allah'ın sevdiği. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Orada Kur'an okuyun, orada namaz kılın. Yani bu sohbetler bizim gönlümüzün bahçesi olacak. Dinlediğimiz ayetler, dinlediğimiz hadisler rahmet parçası olarak bizim gönlümüze bunları nakşetmemiz lazım. Dinleyeceğiz, evimizde ortamımız olacak haftalık bu sohbetleri kaçırmamak lazım. Yani bir Müslüman en az haftada bir sohbet mutlaka dinlemesi lazım. Hadi cuma sohbetiyle beraber iki sohbet. Yani böyle bir zamanda kendimizi toparlamamız için yani e, kendi açımdan söylüyorum, alimlerin sohbetleri, büyük insanların sohbetleri, yani bizim gibi günah şeyler anlatıyor ama ne kadar tesir ediyor Allah bilir, elimizden geleni yapıyoruz. Yani yaşayıp anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bir insan yaşamadığı zaman anlattıkları insanlara tesir etmez. Yani eğer bir hoca onların onun konuştukları, anlattıkları size etki ediyorsa, o sohbetten sonra sizin hayatınızda bir şeyler değişiyorsa eğer, o zaman demek ki o anlatan insan bunu yaşıyor demektir. Yaşamadığını nereden anlarsanız anlattıkları size etki etmez. Mesela çoğu zaman başımıza gelir bazen denk geliriz camilere gideriz işte bazıları anlatırlar ne bileyim bazı televizyonlarda görürüz ki özellikle Allah'ın kalbinden ve yüzünden nur aldığı insanların anlattıkları insanlara hiç tesir etmez. Sünnet düşmanlarının anlattıkları insanlara tesir etmez. Kime tesir eder onların anlattıkları? Onlar gibi olan insanlara tesir eder. Adam sünnet düşmanı. Yani bu zamanda Kur'an yeter, sünnete gerek yok der. Onu dinleyen insanda kalbi onun gibi olmuştur. Onun e, haline dönmüştür. Çünkü kalpten kalbe minel kalbi ile kalbi sebiyle yol vardır. Yani muhabbet beslediğin ortama, muhabbet beslediğin kişiye senin kalbinden onun kalbine bir yol vardır. Mürşidi kamillerin, büyük alimlerin üzerimizdeki tasarrufları gibi değerli kardeşlerim. Dolayısıyla inşallah Rabbimiz güzel bir şekilde dinleyip amel etmek nasip eylesin. Rabbimiz bizleri son nefesimize kadar. Çünkü insan ilim dinlemeye başladığı zaman Allah diyor ki kulum sana cennetin kapısını açtım. Git gidebildiğin kadar. E bunun kıymeti bilinmez mi Allah için ya? Saatlerce oturup bir film izlemektense, boş vakit kaybetmektense Allah için vaktimizi ayırırız yani. En azından Allah'ın sevdiği bir şeydir bu. Ayet dinliyoruz, hadis dinliyoruz. Büyük bir nimettir. Bu vesileyle kardeşlerim inşallah her gün mutlaka ve mutlaka en az yani haftada bir sohbet dinlersek bizim için büyük nimet olur. Değil mi gençler? Tabi bunları anlatınca tebessüm ediyorsunuz. Yani bir sohbet yeterli değil demek ki. Öyle mi? Hafızlarımız diyor ki bir sohbet yeterli değil hocam diyorlar. Arttırırız inşallah. Daha fazla sohbet ederiz Allah nasip ederse. Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah en başta bize anlattıklarımızı yerine getirmeyi, Ardından da sizlere inşallah güzel bir şekilde dinlemeyi ve hayatınızda bunları yaşamayı Rabbimiz Celle Celal nasip ve müesser eylesin. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Ee, bu hafta şeytan ve peygamber aleyhissalatü vesselamın konuşmasının dördüncü bölümünü anlatacağız. Yani meseleler uzun sürdüğü için, konular uzun sürdüğü için bu sebeple biz de ne yapıyoruz? Parça parça bölüyoruz çünkü yani belirli bir saatten sonra insanın böyle kontrol noktası, Bozuluyor bir, bir saatten sonra. Yani 45 dakika, 50 dakikadan sonra. Dolayısıyla biz de hani haftalara bölüyoruz ki daha iyi anlayabilelim. Akılda daha çok kalıcı olsun. Hatta hocam mesela ben çok sohbet dinliyorum ama aklımda kalmıyor diyenler varsa şunu yapabilirler. Dinlediklerinizi başkalarına anlatın. Bu hem Rabbimizin ayetlerini anlatmanın şerefini taşımaktır. Hem de anladıklarımızı hocanın dinlediğiniz kişiden e, nakledilen meselelerin akılda kalıcı olmasına vesile olur. Anlatın dinlediklerinizi. Evde ailenizi anlatın, hanımınıza anlatın, çoluk çocuğunuza anlatın, iş yerinde arkadaşlarınıza anlatın ki bu bilgi sizin aranızda şöyle bir dağılsın. Çünkü insan anlattıkça daha iyi anlar. Mesela işte biz hocalarımızdan ilim tahsil ettiğimizde hocalarımız hep derdi ki mesela bir kitap okuyoruz. Arapça kitabı örnek veriyorum. Bu kitap, şu anda siz bunu okuyorsunuz ama bu kitabın üstündeki tozu aldınız sadece. Ne zaman bunu çok iyi anlayacaksınız? Bu kitabı Sadece okuttuğunuz zaman iyi anlayabilirsiniz. Yani talebelere bunu ders olarak anlattığınızda gerçekten de öyle. İnsan medresede yıllarca okuyorsun, işte üniversitelerde, ilahiyatlarda yıllarca ilim talep ediyorsun. Ne zaman bunu daha iyi anlayabiliyorsun? Birisine anlattığın zaman. Birisine anlattığında daha iyi anlayabildiğini anlıyorsun. Anlatacaksın karşındaki insana. Yani ilim ortamında insan duyduklarını evinde anlatacaksın, iş yerinde anlatacaksın, sevdiklerini, arkadaşlarına anlatacaksın ki hem akılda kalıcı olsun hem de insanlara yayılmasına vesile olmuş oluruz değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu hafta inşallah geçen hafta dedik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanla arasındaki gençlerle alakalı bir mesele naklediyordu. Yani en son dedik ki değerli kardeşlerim şeytan hiçbir zaman insan hep yaşlı kalır, insan hep yaşlanır. Yani çok mücadeleler verir ama nefis hiçbir zaman yaşlanmaz. Bakarsın dediğimiz gibi 90 yaşına gelir ama nefis ona der ki sen yaşlanmadın. Yani sen daha zamanın var yaşın 90 ama sen böyle bir saçlarını boya böyle bir açıl saçıl bir sokağa çık sen daha insanlar sana bakar durumdasın daha. Çünkü insan ne kadar yaşlanırsa yaşlansın nefis yaşlanmaz. Her zaman kötülüğü emredecek kötülük isteyecek senden. Onun için kardeşlerim mücadele edelim. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. La tettebi'u hutuvati şeytan. Sakın şeytanın adımlarına uymayın. Allah bize emrediyor. Yani iki seçeneğimiz var. Ya Allah'ı dinleyeceğiz, Rabbimize kul olacağız. Ya da şeytanı dinleyeceğiz. Allah muhafaza etsin, şeytana kul olacağız. Şimdi kardeşlerim, şeytan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlerden sordu. Gençlerle aran nasıldır? Onlara ne tuzaklar yaparsın? Şeytan bunların cevabını tek tek peygamberimize veriyor. Buyurdu ki, ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlara istediğim şeyi kolaylıkla yaptırabiliyorum diyor. Değerli kardeşlerim, bilhassa zamanımızdaki gençler. Şu zamanımıza bir bakalım. İnanın öyle bir hale gelmişiz ki yani gençlerimiz bilhassa şeytanın artık mesai yapmasına gerek kalmayacak durumdayız. Şeytan işini bırakmış. Hani dedik ya eh, ahir zamanın alametlerinden birisi, şeytan kenara çekilmiş, şeytanlaşmış insanlar şeytanın vazifesini devam ettiriyor. Şeytan ben kenara çekildim. Artık sen bunun işte benim yolumdasın, benimle berabersin, ahirette de beraberiz. Benim yaptıklarımı, sana anlattıklarımı bu insanlara anlatmaya devam et. Genç kardeşlerim özellikle şeytanın tuzaklarına çok çabuk düşüyorlar. Yani zamanımızda onları namaza karşı, ibadete karşı alıkoyabilecek zamanımızda çok ahir zaman tuzakları var. Şeytanın tuzakları zaten ortada. Bunun yanında internet var, sosyal medya var, işte e, ortamlar var. Üniversite ortamları var, bazı sokak ortamları var, kahve ortamları var. Yani gençleri cazibe ola, olarak çekecek çok noktalar var. E, şeytan da bunu seviyor değerli kardeşlerim. İstiyor şeytan bunu. Onun için yani şeytanın söylediği ifadelerden birisi gençlerle çok iyi anlaşırım. Onlara bütün söylediklerimi rahat bir şekilde yaptırabilirim. Nasıl yaptırıyor peki? Yani biz niye şeytana güç yetiremiyoruz? Yani Müslümanız elhamdülillah. Niçin onun söylediklerini yapıyoruz? Şimdi kardeşlerim burada hem Kur'an-ı Kerim'de bir örnek var konuyla ilgili. Şeytanın bizi nasıl evirip çevirdiğini namazdan mesela e, namaz kılan bir insana şeytan nasıl yaklaşıyor? Ezan okunduğu zaman der ki ya şimdi cemaatle kılmana gerek yok. Önce oradan girer. Namazı bıraktıramadığı adama şimdi şeytan namaz kılan adama direkt gel zinaya git demez. Götürmez bunu. Bir usul yolu var da. Ne yapacak? Önce gelecek diyecek ki ya sen ezan okundu camide kılma namazı. Evde kılarsın, iş yerinde kılarsın. Yani gücünü yettiği halde götürmüyor seni oraya. Tamam diyorsun, dinliyorsun şeytanı, boyun eğdin. Bekliyorsun. İşte ha namaz kılacaksan bir müşteri geliyor, iş yerindeysen kılamıyorsun. Evdesin, bir şey oluyor, kılamıyorsun. Yatmışsın, işte bir ağırlık geliyor, kılamıyorsun. Şeytan biraz daha kılarsın, birazdan sonra kılarsın. Ondan sonra vakit iyice daralınca şeytan der ki ya sünnetleri boşver bir kenara bırak, farzları kılarsın, bitirirsin. Ne de olsa sünnetten sorumlu değiliz. Farz Allah'ın emrini yerine getir yeter. Son vakte kadar gelir. En son sünneti bıraktırır. Farz namazı sana kıldır. Sen de dersin ki ya o çok şükür namazımı kıldım. Halbuki şeytan böyle böyle yaparak yavaş yavaş seni sünnetlerden koparıyor. Yavaş yavaş. Bakın hiç farkına varmazsınız. Bir zaman sonra bir bakarsın sadece farzları kılıyorsun. Böyle çok tanıdığımız insanlar var. Hocam diyor ben namazlarımı, sünnetlerimi dört dörtlük kılardım nafile ibadetleri, evvabin namazı, işşak namazı, kuşluk namazı, teheccüd namazı bunları kılardım ama zamanla. Önce nafileleri alır, ondan sonra sünnet namazları alır. Sonra bir kalırsın sadece farz namaz kalır elinde. Yani ipin üzerinde yürüyorsun. Çelmeyi taktığı anda düşersin. Namazı bırakma tehlikesi büyük. Çünkü şeytan seni oraya kadar getirmiş. Onun için kardeşlerim, yani bir anda şeytan adamı düşürmüyor yavaş yavaş. Öyle sabırlı ki yaptığı işlerde seni cehenneme götürme noktasında varabileceği en son noktaya kadar sabırla bekler. Onun için biz de bileceğiz ki düşmanımız büyük, düşmanımız sabırlı, bizi cehenneme götürmek için her şeyi yapabilecek, yani sabra sahip, kuvvete sahip Allah ona müsaade etmiş. Geçen haftaki okuduğumuz ayette ne dedi İblis? Allah'ım bana kıyamete kadar mühlet ver. Allah da ona bu mühleti verdi. Allah mühlet vermese, müsaade etmese şeytan bizi zaten kandıramaz. Ama şimdi gençlere bakıyorsun. Yani samimi söylüyorum. Biz hani bizim yaşımız da çok yaş, yaşlı değiliz ama artık şeytanın gençleri kandırmasına bile gerek kalmamış. Birbirleri arasında yani öyle bir vaziyet olmuş ki değil mi? <gülüyor> gülüyorsunuz, gülüyorsunuz. Gülün bakalım. Şimdi değerli kardeşlerim, ilim talebeleriyle şeytan daha çok uğraşır. Şimdi ben bunları anlatınca bu hafızlar biraz daha çok gülüyorlar. Çünkü biliyorlar ne anlattığımı, onların yaşadıklarını, şeytan bilhassa nasıl kandırdığını anlatıyor bir insanla bir tane şeytan uğraşıyorsa ilim yolunda olan bir insanla yüz tane şeytan uğraşır. Yani hocayla arandaki şeye girer ya hoca şöyle eksiği var şunu yapıyor bunu yapıyor. Yani ilim tahsilindeki bazı eksikliklerini gösterir ne bileyim takvasında eksiklik var seni bir yerlerden götürmeye çalışır. Yüz tane uğraşır. Niye? Çünkü bu adam okuyup alim olsa, hoca olsa, hafız olsa şeytanın zararına. Baştan ben bunu devireyim diyor. Değerli kardeşlerim şeytan gençlerle benim aramda hiçbir problem yoktur peygamberimize. Ama Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında bulunan gençliğe şeytan hükmedemedi. Ne için hükmedemedi? Peygamber Efendimize ittiba ettikleri için. Resulullah'a teslim oldukları için. Şimdi biz kime teslimiz kardeşlerim? Kimi gençlerimiz internete teslim. Kimisi sosyal medyaya teslim. Kimisi oyuna teslim. Yani bu da çok büyük bir hastalık haline gelmiş. Bakıyoruz yani evli baklı insanlar bile duyuyoruz adam evli baklı oyunda başka bir kadınla evli bir kadınla tanışıyor. Buluşuyorlar. Kaçıyorlar. O kadın kocasını bırakıp evli adama kaçıyor. O da karısını çoluk çocuğunu bırakıyor. Bakın bir internet üzerinden bizi bekleyen tehlikelere bak. İşte diyoruz ya evre evre götürüyor adamı. Bir anda götürmez. Bakın uyanık olmak lazım. Bir anda götürmez. Farkında olmazsın. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? O insanlar vardır ki yani Allah'tan böyle Kur'an'dan uzaklaştıkça Allah bir an onun ayağını kaydırır farkında olmaz. Hatta benim ayağım kaymadıdır. Mesela bir tanıdığımız bir hoca vardı. Hatta isim vermeyeyim yani belki takip edenler vardır. Kendisi çok güzel kitaplar okutuyordu. Yani bugün deyimimizle çok ağır Arapça kitaplar, usulü fıkıh kitapları okutuyordu. Ama bir anda ilan etti dedi ki ben ateist oldum dedi. Bir anda. Niye? Çünkü felsefeye dalıyorsun işte Allah'ın yaratıcılığı, varlığı, şu şekli, şemali, şu bu. Daldıkça gidiyorsun. Başında büyük bir mübarek bir zat olmadığı müddetçe girdiğin çukurlarda kaybolursun. Dikkat etmek lazım. Yani ilimde insan tabi okuyabilir, tabi araştırabilir. Ama girdiğin noktalarda elu ehle zikri in kuntum la Her şeyi ben biliyorum demeyeceksin. Bilmiyorsan zikir ehline, bilen insana soracaksın. Şimdi değerli kardeşlerim, şeytan devam ediyor dedi ki Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim yani kendi adamlarımdan bir kısmını da abidlerin yani ibadet edenlerin, alimlerin başına bela ederim dedi. Şimdi şöyle düşünün. İki insan var. Bir tanesi alim. İnsanlara faydalı, insanlara ilim öğretiyor, insanlara ders veriyor, Allah'ın ayetlerini anlatıyor, yüzlerce talebe yetiştiriyor, işte vaazlarıyla binlerce insanın hidayetine vesile oluyor. E yanında da bir adam var. Ne namazı var, ne niyazı var. Şeytan hangisiyle uğraşır? Abidle uğraşır, alimle uğraşır. Niye? Çünkü o alimin her bir günü bir insan kazanmasına vesile olacağı için şeytan kaybeder. Ne yapacak şeytan? Ben bu adamı devirmem lazım. Geçmişimizde de bunları çok yaşadık. Ülkemize darbe yapan hainleri biz zamanında hoca, alim olarak bilmiyor muyduk? Nasıl deviriyor Allah görüyorsunuz değil mi? Bir anda sapıtıyor, bir anda. Dışarıdan bakınca öncesi ilim ehli diyorsun. Sohbetlerde insanlar ağlardı şu bu ama şeytan saptırdı mı yoldan gidiyorsun işte. Onun için kardeşlerim dua edeceğiz. Dualarımızda Allah'ım kalplerimizi İslam'a sabit eyle. Ayaklarımızı İslam'a sabit eyle. Ayaklarımızı kaydırma Allah'ım. Hafız olabilirsin, hoca olabilirsin, alim olabilirsin. Ne olursan ol bu duayı yap. Yani korkmak lazım kaymaktan. İpin üzerinde, kılıcın üzerinde yürümekten korkmak lazım. Ya düşersek o çukura, ya ayağımız kayarsa bu bu korkuyla yaşamak gerekiyor. Kav ve Yani korku ve ümit arasında yaşamak lazım. Ne garanti ben cennetliyim? Hayır ne de çok böyle karamsar ben cehenneme gideceğim, yanacağım, kül olacağım. Bu şekilde değil. Arada hayatımızı orta bir standartta yaşamaya çalışacağız. Şeytan dedi ki ben bir kısmını adamlarımın bir kısmını alemlerin başına musallat ederim. Ne yapıyor peki? Şimdi şeytan bir aleme gittiği zaman direkt onu zinaya sürüklemez. Yavaş yavaş yapar bu. Önce kendisini sapıttırır ki onu sapıtırsa peşinden gelenin hepsini sapıttıracak. E bugün hep örnek verdiğimiz bu Kur'an işte sünnet düşmanları. Kur'an düşmanları. Adam ilahiyatçı yani geçen çıkmış diyor ki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u işgal etmiş diyor. Ayasofya'yı kiliseden camiye çevirmiş diyor. Sizin diyor birisi diyor gelse camiyi kiliseye çevirse hoşunuza gider mi? Ya kardeşim sen ilahiyatçısın, okumuşsun. Yıllarca bu insanların önüne çıkıp vaaz etmişsin. Yani kılıç hakkının, fetih hakkının ganimetin ne olduğunu bilmez misin sen ya? İslam bu ya, İslam bu. Fatih Sultan Mehmet hangi bir büyük bir insana sen nasıl bunu söyleyebilirsin? Adam çıkıp diyor ki İstanbul'u işgal etmiş. İstanbul'u işte Ayasofya Camii kiliseden camiye çevirmiş. Böyle bir hakkı yok diyor. İşte diyoruz ya sapıtınca şeytan fikirlerden sapıttırmaya başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş bakın bir tane daha vardı Türkiye'de. Kur'an'la uğraştı uğraştı namazla uğraştı bir tanesi öldü. Onun peşinden gidenin bir tanesi de yurt dışına kaçtı şimdi. En sonunda tefsir yazıyordu. Bilmem neler yazıyordu. Dedi ki bıktım dedi artık hepsini bırakıyorum dedi. Bak yavaş yavaş kaydırıyor Allah. Yavaş yavaş. Şimdi kimin yanındasın? Seni bu yola düşman edenlerin yanındasın. Onlarla beraber haşlanacaksın. olacaksın. mer'u me'a men Kişi ancak sevdiğiyle beraber. Kimin seviyorsan onunla beraber olacaksın. Yani şeytan alimlerle daha çok uğraşır. Hani bazen diyoruz ya böyle haberlerde görüyoruz sosyal medyada bu hoca bunu nasıl yapmış? Yani yadırgamak doğru değil. Tenkit etmek, işte alçak görmek bu da doğru değil. Senin başına gelmeyeceği ne malum bilemeyiz. Senin başına da gelebilir ama şeytanın alimlerle daha çok uğraştığını bilmemiz lazım. İlim ehli insanlarla şeytan daha çok uğraşır. Adam namaz yok, niyaz yok, Allah bilmez, peygamber bilmez, şeytan ne yapacak? Zaten adam şeytana dönmüş. E kiminle uğraşıyor? E i̇lim ehli adamla uğraşacak. Kur'an talebesiyle uğraşacak. Talebesi hem hanım kardeşlerim mesela hafızlık yapanlar var, Arapça okuyanlar hem erkek kardeşlerimiz. Bir anda şeytan saptırır. Okuyorsun, adam geliyor hafızlığın sonuna kadar geliyor. Sonuna kadar gelecek hafızlıkta bir anda sapıtıyor. Bir anda bırakıyor. Dedim ya yıllarca hocalara ders okutmuş adam ya. Adam bir çıktı bir tweet attı dedi ki ben artık dedi değiştim. Allah'a inanmıyorum. Şok olduk ya hepimiz şok olduk. Derslerini biliyorduk. Hocalara ders okutuyordu. Bakın hocalara. Bırakın avam insanları geçiyorum. Talebe yetiştirmeyi geçin. Hocalara ders veriyordu. Demek ki şeytan alimlerle çok ağır uğraşıyor. Görüyoruz diyoruz ki ya bu hoca bunu nasıl yapmış ya diyoruz. Demek ki şeytan iyi takla attırmış. Ha ne diyeceğiz Allah'ım sen bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi sen bizi koru. E şimdi bakıyorsun bakın geçen hafta Taksim'de yine bir yürüyüş oldu. LGBT'lerin, eşcinsellerin. Adam buna bir de onur yürüyüşü diyor. Bakın söylemi görüyor musunuz? Yani kıyaslama yapmıyorum ama biz davamıza bu kadar sahip çıkamadık ya. Bugün Allah için gelin şurada bir toplanacağız dese kaç kişi toplanıyor? Adamlar binlerce kişi toplanıyor, binlerce kişi. Polisin karşı gelmesine rağmen, valiliğin yasağına rağmen adam diyor ki kardeşim ben özgürüm, ben özgür olacağım diyor. Biz varız, toplum bizi kabul edecek diyor. Senin neyini kabul edeceğim ben ya? Allah'ın lanet ettiği bir topluma ben Müslüman olarak nasıl kabul edebilirim? Allah seni lanetlemiş. Benzeyenleri, o yolda olanları erkek erkeğe ilişkide bulunan, kadın kadına ilişkide bulunan. Ya bir de evlatlarını, çocuklarını bu işin içine sokuyorlar ya. Baştan aşağı çocuğuna giydirmiş elbiseleri, renkli renkli işte biz renkler her, her taraftayız. Yazıklar olsun ya bu çocuk ya bu. Beş yaşında bir çocuk Kur'an okuduğu zaman memleketi ayağa kaldırıyorsunuz. E biz diyoruz ki ya bu 5 yaşındaki çocukları bu lanetlerinize karıştırmayın dediğimizde karışmayın bize biz moderniz, çağdaşız biz diyorlar. Böyle çağdaşlık yerin dibine batsın ya. Erkek erkeğe olan bir ilişki çağdaşlık mıdır? Kadın kadına olan bir ilişki Allah lanet ediyor buna ya. Biz böyle bir toplum istemiyoruz. Allah'ın istemediği toplumu biz de istemiyoruz. Saygı gösterin böyle bir saygı yok kardeşim. Böyle bir saygı yok. Sen sokağın ortasında erkek erkeğe ilişki olacak, kadın kadına olacak. Ben de buna saygı göstereceğim öyle mi? Bunu benden mi bekliyorsun sen? Müslümanlardan mı bekliyorsun? İslam toplumunda böyle bir saygı yok. Hayvana saygımız var bakın. Her şeye saygımız var ama bu çirkefliğe, bu ahlaksızlığa saygımız yok. Bir de onur yürüyüşü. Onuru size yanlış tanıtmışlar. Neymiş efendim ya işte bizimki hastalık geçen bunlarla ilgili konuştu, çok girmeyeceğim. Biz hastalık işte Allah bizi böyle yaptı. Bırak kendinizi kandırmayı ya. Bırakın kendinizi kandırmayı. İzlediğiniz filmler, takip ettiğiniz insanlar, örnek aldığınız insanlar. Bir de bu tür insanlar sosyal medyada mesela belli başlı adamlar var. Böyle kadınken erkekliğe mail etmiş, erkekken kadınlığa mail etmiş. Belli başlı adamlar var. Bunları ön planda tutuyorlar. Zenginlikleriyle, ne bileyim sosyal medyadaki meşhurluklarıyla, işte dizilerdeki rolleriyle ön planda tutuyorlar. Gençler de ne yapıyor? Bak diyor demek bu işte para var. Bu işte farklı şeyler var. Küpeyle başlıyor. Bir şeylerle başlıyor. Yani bunu söylediğimde hani küpe kınamak için demiyorum. Yanlış olan şeyler bunlar. Hani bunlara ayrı bir konu ayırmak lazım ama yani İslam'da böyle bir şey yok. Bakın şeytan nasıl sapıtıyor farkında mısınız? Adam ailesini karşısına alıyor. Ben kadınım diyor ya erkekken. Şimdi bir düşünün, bir evladınızı düşünün, evladınızı düşünün. Böyle bir imtihan nasıl ağır bir imtihan değil mi? Adam anasını babasını bırakıyor. Gidiyor 3-5 tane sapığın içerisine. 3-5 tane böyle ahlaksızın, edepsizin içine. Kendini de mahvediyor. Hayatını da mahvediyor. Ahiretini de yakıyor dünyasını. Hasırat dünya ve lakira. Hem dünyasını hem de ahiretini yakıyor. Değer mi buna ya? Bir zevk için, bir tat için, dünyevi, cinsi bir arzu için değer mi buna? Ama diyoruz ya kardeşlerim bakın şeytan ne diyor? Biz ben diyor gençlerle aram çok iyi. Yaptırıyorum onlara. Kolay kolay, rahat rahat. Niye? Çünkü Allah'tan uzak bir nesil. Kur'an'dan uzak bir nesil. Polis buna karşı çıktığı zaman da ayaklanıyorlar ya. Polis bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Allah aşkına ya bugün hayvanlar sokak ortasında yapıyor bunların yaptıklarını. Hayvanlar yapıyor. Ha biz bunu söylediğimizde ya işte Kur'an kurslarında şöyle oluyor bilmem şu kursta tecavüz olaylar var şurada. Kim bunları yapıyorsa Allah hepsine lanet etsin. Kim bunu buna göz yumabilir ya? Kim buna göz yumabilir? Kim buna rıza gösterebilir? Neresi olursa olsun, sokak olursa, cami olsun, kurs olsun, kim olursa olsun. Kim bunları yapıyorsa Allah onlara lanet etsin. Ümmetin evladına Allah'ın teslim ettiği, emanet ettiği evlada sahip çıkmayan ona yan gözle bakana Allah lanet etsin. E bu da onların bir parçası. Biz hepsine konuşuyoruz. Bunu konuşunca mesela bir ara sağlam bir şekilde saldırdılar bize. Mesajlar atıyorlar, işte videolarımızı şikayet ediyorlar, sohbetlerimizi şikayet ediyorlar. Ne LGBT ahlaksızlıktır dediğimiz için. Sebep bu. İşte siz Kur'an kurslarında şöyle oluyor, böyle oluyor konuşuyor musunuz? Hepsine konuşuyoruz. Bakın bir daha konuşuyorum. Siz belirli yerleri dinlediğiniz için bilmiyorsunuz. Hepsini konuşuyoruz. Nerede böyle bir ahlaksızlık varsa Allah onları yapanları Allah'a havale ediyor. Yani kendinizi kandırmayın gençler. Bu insanların peşinden gitmeyin. Bu insanları dinlemeyin. Sizin örnek alacağınız Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şeytan dedi ki ben konuyu fazla dağıtmayacağım. Ben adamlarımı alimlere gönderiyorum diyorum. Alimleri sapatırım. Mesela Beyazıt Bestami Hazretlerine şeytan 25 yıl hizmet etti. 25 yıl. Amaç ne? Beyazıt Bestami Hazretlerini yoldan çıkarmak. Uğraştı da uğraştı, uğraştı da uğraştı. Bir türlü kaydıramadı ayağını en son baktı ki olacak gibi değil. Böyle aksakalı bir derviş kılığına girmiş şeytan. Allah ona müsaade etmiştir. Bakın şeytan insan kılığına girebilir. Melekler insanların kılığına girebilir. Bunları bilgi olarak bilelim. Allah müsaade etmiş ona. Yapabilir mi onu? Ama mühleti var. Ne zamana kadar? Kıyamet kopunca fişi gidiyor şeytan. Ondan sonra öyle bir hakkı yok. Bundan sonra hesap zamanı. Ama şimdi şeytan insanların kılığına girebiliyor dedik değil mi? Alimlerin yanına geldi Beyazıt Bestami Hazretleri'nin yanına. Yıllarca hizmet etti şeytan ona. En son 25 yıl oldu. Şeytan baktı ki bir şey yapamıyorum. Bu adamı kaydıramıyorum. Dedi ki çıkarken bari dedi bir uzak kurayım şuna da. Belki son bir umut dişer belki yani. Bak yine bırakmıyor. Giderken bile bırakmıyor ya. Ulan düş yakamızdan artık. Giderken de bırakmıyor. Dedi ki ey Beyazıt Bestami dedi. Ya sen ne mübarek adamsın. Yıllardır yanındayım. Bir eksiğini görmedim dedi. Ne yapıyor? Kibir veriyor alttan. Alttan şimdi konuşuyor böyle yüzüne övüyor ya. Orada bir kibirlense kaybedecek. Şeytan dedi ki, ya sen ne mübarek adamsın. Bir yanlışın yok. Eksiğin gediğin yok. İbadetlerin dört dörtlük. Döndü ona Beyazıt Bestami Hazretleri dedi ki ey la'in dedi. 25 yıldır yapamadığını şimdi mi yapmaya çalışıyorsun dedi. Kanadı hemen şeytanı. E nasıl tanıyor peki? Yani dedim ya kardeşlerim ihlas önemli, samimiyet önemli. İhlas olmadığı zaman kaybedersiniz ve bu zamanda olmayan ihlas gibi peygamberimizin buyurduğu ümmetimin üzerinden feyiz kaldırılıyor yavaş yavaş çekiliyor. Çok nadir insanlarda kalacak. Bu. Mesela kardeşlerim bundan bir örnek verelim. İhlas olmadığı zaman kaybederiz dedik ya. Haşr suresi 16. ayet-i kerimenin anlattığı bir rahip var. Barsisa isminde bir rahip. Yıllarca insanların dilinde olan, hasta onların olan insanların okuyup düzelttiği, toparladığı. Yani hatta kendi döneminde o kadar çok meşhurlaşmış ki tabipler artık kepen kapatmışlar yani. O buldukları e, hani hastalıklara karşı buldukları bazı karışımlar buluyorlardı tabipler o dönemlerde. Ama rahip Barsisa okuyarak tedavi ettiği için onlara hiç ihtiyaç duymadılar. Herkes bunun yanına gidiyor. Değerli kardeşlerim, eski insanlar uzun ömürlü olduğunu biliyoruz. Bir rivayete göre 200 küsür yıl boyunca mağarada hep kendini ibadete vermiş bir adam. Bakın Haşr suresi 16. ayet bu adamı anlatıyor. Bilelim Kur'an neleri anlatıyor bizlere. Ne örnekler veriyor ama haberimiz yok. Uzağız çünkü. Rahip Barsisa namını dört bir yana salmış ama mağaradan çıkmıyor. Kırmızı çizgisi. Ben buradan çıkmam. Hastalar geliyorsa da geliyor onun yanına. Orada okuyor. Düzelip gidiyorlar adam. Öyle bir nam yayılmış ki rahatsız insanlar, kör insanlar, ne bileyim hastalığı olanlar kim yanına geliyorsa bir okuyor hemen ayağa kalkıyor. Tabi şeytan Rahip Barsisa'nın bu yaptığı hizmetleri, şeyleri artık bir yere kadar dayanamadı dedi ki ben bu adamı nasıl kandırabilirim? Topladı adamlarını. Adamlarına dedi ki şeytan var mı bu adamı kaydırabilecek olan? Böyle bir adam bize karşı düşman. Biz ona düşmanız o da bize düşman. Bir türlü düşüremiyoruz adamı. Yok mu bu adamı düşürecek olan? Şeytanlardan bir tanesi dedi ki ben onu kaydıracağım. Hadi bakalım müsaade etti. Gitti adam o rahip Barsisa'nın yaşadığı dönemde bulunan kralın kızını sarı hastalığına çarptırdı. Yani değerli kardeşlerim bu tabii manevi hastalıklarla ilgili e, hepimizin malumu şeker hastalığı olabiliyor, ne bileyim e, sarı hastalıkları olabiliyor, epilepsi bazen şeytanların, cinlerin oyunları olabiliyor bunlar yani insanlara tasallut. Allah buna müsaade etmiştir. Bakın tekrar parantez içinde söylüyorum. Allah'ın müsaade ettiği şeyler bunlar. Allah müsaade etmiş. Kıyamete kadar şeytan ve cinler bunları yapma ehliyetine sahip. Allah vermiş ona ama kıyamete kadar. Şeytan tabi kralın kızını sarı hastalığına müptela ediyor. Öyle bir rahatsız hale getiriyor ki kral nereye gitse kime başvursa hiçbir şekilde netice alamıyor. Ne tabipler ne doktorlar kullanılmadık ilaçlar kızı bir türlü iyileşmiyor. Ondan sonra tabii onun kulağına gidince Rahip Bartisan'ın takvası, okuyuşu, insanları duasıyla düzeltmesi. Yani bakın şimdi dönemimizde ne yaptılar? Kur'an halbuki hasta olanlara Kur'an okumak. Mesela bir korkusu vardır Kur'an okursun. Ya da ne bileyim farklı bir manevi hastalığı vardır Kur'an okursun üflersin. Resulullah'ın sünnetidir bu. Ama şimdi dönem, dönemimizde bunu ne hale getirecek? Üfürükçü hocalar dediler şimdi üfürükçü. Ne hale getirdiler sünnet olan bir şeye ne isim taktılar bakın. Toplumumuzda bunu yaydılar ve insanlarda farklı bir algı oluştu. Halbuki Kur'an'ı okuyup hasta olan insanlara üflemek sünnettir. Peygamber Efendimiz çok yapmıştır bunu. Bakın sadece mani manevi olan hastalıklar değil. Bir yeri ağrıyordur, Peygamberimiz okumuştur. Eliyle sıvazlamıştır. Burada hadis-i şeriflerde var bunların kaynakları. Rahip Barsisa kralın ısrarlı çağrışlarına rağmen ben saraydan çıkmam. Kimi getiriyorsanız getirin burada okurum. Düzelirse şifa Allah'tan. Kral ne yaptı ne etti? Ayağına Barsisa'yı, rahip Barsi'ye getirtirdi. Geldik dedi ki benim bu kızım ama dünyalar güzel bir kızı var. O zaman da nişanlılık dönemi. Nişanlanmış başka bir ülkenin kralının oğluyla nişanlandırmış düğün yapacaklar. Ama böyle bir hastalık olunca kral rezil Ruslu almış. Kızı delirmiş diye ortalıkta haberler yayılıyor. Rahip Barsisa Kızını okuyor. Allah'ın hikmeti kız bir anda düzeliyor hemen. Rahip barizse mağarasına geri dönüyor. Bakın 200 yıllık ibadet etmiş. Şimdi kardeşlerim burada anlattığım hassas noktaya iyi dikkat edin. Nereden kaybediyoruz onu anlatacağım bak. Nereden sıfırlıyoruz? Kilometreyi 100 bine çıkarıp bir anda sıfıra basıyoruz. Bir anda. Bir anda düşürüyoruz. İbadet yap 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 yap. Bir anda sıfıra düşür. Cennet nimetleriyle beraberken bir anda cehenneme düşüyoruz. Nasıl düşüyoruz peki? Rahip Barsisa Allah'ın bize gösterdiği bir örnektir. Kendinize gelin diyor Allah. Dikkat edeceksiniz. Şeytan baktı ki ya ben bu adamı kandıracakken bu adam daha çok nam sahibi oldu. Krallığın kızını düzeltti diye. Şeytan dedi ki ben ne yapacağım? Bu adamı düşürmem lazım. Gitti bir daha kızını hastalığa çarptırdı. Aynı bir daha sarı hastası oldu. Kral haber gönderdi. Dedi ki ey Barsisa dedi yani benim kızım bir düzeliyor bir iyileşiyor. Böyle olmaz. Bu kızı düzeltmemiz lazım. Sonra şeytan bir adam kılığına girdi. Kralın adamlarının yanında, vezirlerin yanında dedi ki ya bu kızı alın götürün Rahip Barsisa'nın mağarasında bırakın yanında kalsın. Şimdi bir düzeliyor böyle olmaz dedi. Bırakın orada düzelecek bu. Rahip Barsisa kızını aldı, e, kral kızını aldı Rahip'in yanına geldi Barsisa'nın. Geldi yanına 200 yıldır mağarada ibadet ediyor Takva ile harama bakmaz dışarı çıkmaz. Yedi içtiğine biliyor musunuz? Kaynaklarda şöyle yazıyor. Dereye inler biraz su alırdı. Otlarla geçinirdi diyor. Ya ot ya. Takva üzere yaşıyor. Şimdi bize komik hikaye gelebilir. Bir insan nasıl ot yer? Orada kendini geçindirebilecek şeyleri ayakta duracak kadar. Zaten alimlerin amacı budur. Yemeği keyfi. Şimdi biz oturuyoruz. O böyle keyifle saatlerce ama alimler diyor ki biz yemeği Allah'a karşı ibadette güçlü kazanmak için yeriz diyor. Bizim keyfimiz. Adam dünyanın öbür tarafına sabah kahvaltısına gidiyor. Keyif çünkü. Geldiler Rahip Barsan'ın mağarasına. Kral dedi ki benim kızım dedi tekrar aynı hastalığa düştü. Ben dedi kızımı bırakacağım burada senin yanında kalsın sen bu kızımı düzelt Tamam dedi bırak, bıraktılar kızı ama Rahip Barsa başını kaldırıp bakmıyor. Çünkü haram bakamaz. Şimdi kardeşlerim yani biz şunu biliyoruz ki ilk bakışta haram yok. Yanlışlıkla bakışta ama ikinci bakış şeytanlandı. Köşeyi dönene kadar bakarsan kaybedersin. Gözün çarptı, çevirisin gözünü bitti. Değerli kardeşlerim, bazı bakışlar vardır, insanı sahabe yapar. Bazı bakışlar vardır, insanı cehennem ehli eder. Mesela Veysel Karani Hazretleri, rahmetullahi aleyh. Peygamber hırkası giydi ama peygamberi göremediği için sahabe olamadı. O şerefe ulaşamadı. Ama hırkayı giydi. Anne sözünü dinlediği için. ibadet ehliydi, sahabelerin dilindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun konuştu. Ona hırkasını gönderdi peygamberimiz. Ama onu görmediği için sahabe olamadı. Bakın bir görme neleri değiştiriyor. Bir bakış neler değiştiriyor. Senin de baktığın bir şey senin hayatını tamamıyla değiştirebilir. Altını üstüne getirebilir hayatını. Rahip Barsisa getirdiler kızı. Kızı okuyor ama hiç gözlerini açmadan okuyor. Bir gün ertesi gün okumaya devam ediyor. İşte birkaç gün yanında kaldı. İkinci gün Tekrar kızı okumaya başlayacakken bir anda şeytan yine tasallut oldu, yine musallat oldu ona. Sara hastalarını biliyorsunuz, nöbetleri oluyor, böyle işte üstünü başını yırtıyorlar. Allah'ım bütün hastalıklara, bu tür rahatsızlıkları varsa hepsine şafi ismi hürmetine şifalar ihsan eylesin. Zor, kolay değil. Rabbimiz şifa vesilesi olacak, hayırlı doktorlar, hayırlı ilimler nasip etsin bu kardeşlerimize. Hemen Rahip Barsisa e tabii okumaya başlayınca o da kıvranıyor Sara hastalığı, nöbet geçiriyor. Bir anda üstü başı açılmaya başladı. Gencecik bir kız. Güzel de bir kızmış yani. Üstü başı açılmaya başlıyor. Üstü başı açılınca bir anda yani istemsiz olarak rahip varsa gözlerini açıyor görüyor onu. Hemen kapatıyor gözlerini ama. Estağfurullah ya Rabbi estağfurullah ya Rabbi estağfurullah. Ama bir defa gitti yani bak. Bir defa o kalbe girdi. Geri dönüş zor. Böyle bir zamanda özellikle. Şimdi sürekli istiğfar getirmek lazım. Bakın niye bunu söylüyoruz? Çünkü günahlara battıkça batıyoruz. Kalp iyice kararıyor, iyice kararıyor. Hocam dersimi yapıyorum, tat alamıyorum. Namaz kılıyorum, tat alamıyorum. Dersime oturamıyorum, zikre oturamıyorum. Niye yapamıyorsun? Çünkü sen sabunla temizlemiyorsun ki kalbini. Günah üstüne günah yüklüyorsun. Günah üstüne günah yüklüyorsun. İstiğfar bunun için önemli. E bir de namaz yoksa hepten batıyorsun zaten. En azından hadis-i şerifin müjdesi namazların arasında peygamberimiz de buyuruyor. Her bir namaz vakitinin arasını Allah küçük günahları affeder. Cumaların arasını günahları Allah affeder. Bir cumadan diğer cumaya. Bir namaz da yok. İstiğfar da yok. Rahip Barsisa, estağfurullah ya Rabbi. Bir anda yani bilerek olmadı bu. Ama bakın şeytan saplamaya çalışıyor kalbine. Rahip Barsisa gece oldu. Şeytan geldi. Aklına koydu onu. İşte kızın o gördüğü halini. Aklına vesveseyi verdi, verdi. Rahip Barsisa kalktı. O kız da zina etti. Bakın 200 yıldır mağarada ibadet ediyordu. Bakın bazı insanları parayla kandıramazsınız. Çünkü paradaki muhabbet tek taraflıdır. Sen parayı seversen ama para seni sevmeyebilir. Çünkü o cismani bir şey. Ama kadın bir insan için tuzağa düşmesi tarafından çok büyük bir tehlikedir. Yıllarca bu bütün devletlerde, milletlerde, alimlerde bunlar hep yaşanmıştır. Onun için kimse demesin ben şöyleyim, ben böyleyim. Bir anda ayağın kayar. Bir anda. Dua edeceğiz Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Rahip Barsisa kardeşlerim zina yaptı. Ondan sonra dedi ki ben ne yapacağım şimdi ya? Zina yaptı. Şeytan gelip vesvese veriyor ona. Kral diyor bunun şimdi düğünü yaklaşıyor. Kız iyileşiyor ama düğünü yaklaşıyor. Bunun kız olmadığı anlaşılırsa senin kellen gidecek. Öldürüleceksin. Şeytan bu sefer başlıyor ve size diyor ki öldür bunu diyor. Öldür bu kızı. Öldür bunu eğer niye öldü derlerse işte ecelinden öldü gitti dersin diyor. Değerli kardeşlerim bir bakışın ne değiştirdiğini görüyorsunuz değil mi? Değiştiriyor. Bakın şeytan okları çok, oyunları çok. Gençler dikkat edeceksiniz. Bugün puta tapan insanlar put, put mu gel bana tap diyor. İneğe tapan insanlar bile var. İnek mi gel bana tap diyor? Hayır. Allah'tan başka neye inanıyorsanız şeytana tapıyorsunuz demektir. Bakın tekrar söylüyorum. Bir insan Allah'tan başka neye inanıyorsa şeytana tapıyor demektir. Çünkü Puta tapmasını söyleyen, söyleyen şeytandır. İneğe tapmasını söyleyen şeytandır. Güneşe tapmasını söyleyen şeytandır. Ateşe tapmasını söyleyen şeytandır. Deist olmasını söyleyen, ateist olmasını söyleyen şeytandır. Onun için Allah'tan gayrısına inanan hep şeytana tapmış olur. Ve vücudunu, bedenini tamamen şeytan sarar. Barsisa kız dedi ki şeytan onu öldür. Başka çaren yok. Eğer bunun hani kız olmadığı anlaşılırsa sen bitersin. Ne ismin kalır ne de bedenin canın kalır. Rahip Barsis'e şeytanın vesveseleriyle kızı boğdu öldürdü. Bakın nereden nereye geldi görüyor musunuz? Olay nereden geldi? Bir bakıştan meydana geliyor bunlar. Onun için Allah dostlarından birisi ne buyuruyor? Bakıma görürsün, görme konuşursun, konuşma buluşursun, buluşma helak olursun. Bu gençlere böyle bir dize olarak, bir hatıra olarak kalsın. Yani hep birbiriyle tamamlayan merdiven basamakları bunlar. Bir şey olmaz. Bir şey olmazdan başımıza neler geliyor? Adam bir şey olmaz. Bir bakıştan şeytan onu götürdü, zina yaptı, kızı da öldürdü. Peki sonra ne oldu? Bitti mi? Hayır bitmedi. Ayeti devam etti. Bak ayeti bitireceğim. Rahip Barsis'a şeytan bunu gömdü. Tabi kral geldi kızını almaya. Günlerdir gelmiyor. Dedi ki Rahip Barsis'a günlerdir gelmiyorsunuz. Kız öldü eceliyle. Ben de onu gömdüm dedi. Tabi ağladılar, işte üzüldüler. İtimat ediyorlar. Alim. Yıllarca insanları düzeltmiş. 200 yıldır mağaradan çıkmamış adam. Bu adam kime zarar dokunabilir? Yıllarca insanlar gidip gelmiş buna. İnsanları düzeltmiş, hastaları düzeltmiş. Derdi olanlara derman olmuş Allah'ın izniyle. Vesile olmuş, şifa olmuş. İnanmışlar. Tes geri dönerken şeytan bir adam kılığında geliyor. Kralın yanına. Ya diyor ki sen diyor hemen nasıl geri dönüyorsun ya? Bir git mezarı bir kazın açın. Belki başka bir şeyden ölmüştür. Nereden biliyorsun? İnsanoğlu bu. Gidin bakın. Kral bir anda geri dönüyor hemen. Geliyorlar, mezarı bir açıyorlar, bir bakıyorlar ki kızın boğazlarında el izleri var hep. Boğulmuş, öldürülmüş. Hemen rahip Barsisa yakalanıyor. Ne yapılacak? İdam'a götürülüyor. Çünkü insan öldürdün. Bir kızın namusuna, iffetine tecavüz ettin. Şimdi değerli kardeşlerim bakın iş nereden geldi, nereye doğru gidiyor. İp boğazında öldürülecek, idam edilecek. Şeytan yanına geldi. Dedi ki "Ey Barsa" dedi. "Bana bir secde et." dedi. "Seni var ya bir oyun yaparım buradan kurtardım." dedi. Sen. Dedi ki "Ya yapar mısın gerçek? Yaparım tabii." dedi ya. "Oyun benim işim. Türlü türlü oyunlarım var. Her şeyi yaparım." Sen dedi yeter ki bana dedi. "Bir secde et ben seni buradan kurtaracağım." Rahip Barsa dedi ki "Ya boynumda ip var. Nasıl secde edeyim sana? Kafamı eğsem boğulacağım." dedi yani. Zaten öldürecekler beni. Şimdi ayet-i kerimede Haşr suresi 16. ayet-i kerime bunun tefsirinde geçer bu meseleler. kemeseli meseli şeytani iz qala'l insan ikfur. Şeytanın misali ya da münafıkların misali şunun gibidir. Öyle bir kimseyi bilir ki iz izgalil insan ikfur. İnsana der ki ey insan kafir ol. Küfret. Allah'a karşı gel der. Şeytanın Barsisa'ya dediği gibi. Bu onu söylüyor Allah. Ne dedi? Bana dedi secde et kurtar kendini. Nasıl yapacağım? Kafanı eğemiyorsan bile kalbinle dedi bana şöyle bir secde halini düşün. Bana teslim olduğunu bana belli et. Seni buradan kurtaracağım. Kurtaracağım seni. Bakın bir görmeden imanın gidişine kadar kendisini aldı şeytan. Rahip Barsisa ne yaptı? Gözlerini kapattı. Kalbinden şeytana teslim oldu. Şimdi ayet-i devamında şeytan teslim oldum deyince Rahip Barsisa ben sana secde ettim kalben. Sonra dedi ki hadi dedi beni kurtarmayacak mısın? Ne dedi şeytan? Kale inni beri'um minke. Vallahi dedi ben senden uzağım dedi. Ben senden uzağım. Inni muhakkak ki ben ehafullahe rabbel alemin. Alemin sahibi olan Allah'tan korkarım ben dedi. Şeytan söylüyor bakın ya. Ben Allah'tan korkarım diyor. Hani diyor beni kurtaracaktın ben sana secde ettim. Gitti artık gitti. Ne diyor ayetin devamı? Fekâne... Fekane akibetehuma ennehuma finnari halidine fiha o ikisi de ebedi olarak cehennemlik olacaklar. Kim bu? Şeytan zaten ebedi cehennem. Ona uyan barsisa da ebedi cehennem diyor Allah Celle Celaluhu. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ İşte Allah zalimlerin cezasını böyle verir. Nefsine uyanların cezasını böyle verir. Bir anlık daldın mı gidersin kardeşim. Bırakma kendini. Böyle bir ahir zamandayız. Namaz bizi ayakta tutmuyor. Yetmiyor. Gidin ilim meclisine gidin. Kur'an öğrenin. İlimleri araştırın. İslam ilimlerine meraklı olun. Kur'an'a meraklı olun, Resulullah'a meraklı olun. Bıraktığın zaman kaybolursun. Bıraktığın zaman kaybolursun. İns i̇yi insanları dost edin, hocaları dost edinin. Sizi dünyadayken düştüğünüzde kaldıracak insanları dost edin. Şeytanları dost edin mi? Yani? Bak adam bir bakıştan nereye gitti ya? 200 yıllık ibadet ediyordu, yazık etti. 200 yıl gitti, 200 yıl. Dile kolay. Mağarada keyif yok. Ondan sonra rahat bir hayat yaşamak yok. Mağarada taşın üstünde yatım kalkıyorsun. Dereden su içiyorsun. 3-5 bir şey karnını doyurmak için. Başka iş. İnsanlara şifa vesilesi oluyorsun. Adam hiç demiyor ya ben o adam hastaydı yatakta yatıyordu kaldırdım aya demiyordu hiç. 200 yıl boyunca. Bakın kibirden girmedi şeytan giremedi. Ne, nereden şeytan en sonunda indirdi? Kadından indirdi. Bir defa gördü. Şimdi biz işte genel olarak baktığımızda yani bir bakıştan ne olur diyoruz ya. Gözüm çarptı. Bir şey olmaz. Değerli kardeşlerim işte şeytan yakaladığı yerleri bırakmaz. Öyle bir haslettir ki sana bir bakış baktırır, yıllar sonra o bakışı sana unutturmaz. Bir haram görürsün, aradan 10 yıl geçer, o haramı senin zihninde hep taze tutar. Bakın buna çok dikkat edin. Bir haramı gösterir sana, bir defa bakarsın, Aradan yıllar geçer o haramı sanki daha dün görmüşsün gibi sana taze tutturur zihninde. Her şeyi unutturur sana. Yani hepsini unutursun. Her şeyi unutuyorsun. Unutkan oluyorsun ama onu unutturmaz sana şeytan. Hep aklında, zihninde o haram canlı. Ya ben şöyle bir kadın görmüştüm. Hep canlı tutuyorsun. Ve o haramla ömür boyu yaşatıyor seni. Nasıl kurtulacaksın? Estağfurullah zikirle. Allahu ekber, la ilahe illallah. Ancak kalbi bu şekilde temizleyebilirsin. Başka hiçbir çaren yok. Allah'a yönelerek kalbi bu şekilde temizleyebilirsin. Yoksa böyle bir zamanda gerçekten ilimden uzak, Kur'an'dan uzak, Resulullah'tan uzak, alimlerden uzak, sohbetten uzak bir nesil ancak bunu bunu bekleyebilirsin. Sokağa çıkar, ben LGBT'liyim, eşcinselim, beni kabul edin der. Sonuç bu. Buraya doğru gider yani. Dolayısıyla kardeşlerim, yani istiğfarı dilimizden düşürmeyeceğiz hiçbir şekilde kendimizden emin olmayacağız bakın. Hep Allah'ın rahmetinde, hep Allah'ın rahmetinde. Diyeceğiz ki ya Rabbi biz senin rahmetindeyiz, biz senin merhametindeyiz. Şimdi Rahip Barsisa'ya e kim baktırdı? Şeytan baktırdı. Bak bak, üstü açılıyor bak. Şimdi şeytan bize bak demeden bakıyoruz biz daha. Şeytan gelmeden biz bakıyoruz. Hiç ortalıkta yokken bir anda atıyoruz kendimizi haramın içerisine. Neredeyse biz şeytana bak diyeceğiz yani. O hale gelmişiz. Biz şeytana harama biz baktıracağız. Ama işte şeytanın işgal ettiği bedenler ancak bu hale gelebilir. Başka çıkış yolu bulamazsınız. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz inşallah bizi şeytanın şerrinden muhafaza etsin. Kendimizi ancak zikirle ayakta tutabiliriz. Bakın bu kıssa bizim için çok büyük bir ibrettir. Haşr suresi 16 ve 17. ayetleri açın okuyun. Allah nasıl 200 yıl boyunca ibadet eden bir alemin cehennem ehli olduğunu anlattığını görün. Uyanın. Bunlara hayatımızda yer edinmemiz lazım. Ya Rabbi ölmeden önce uyanmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi nefsimize köle olmaktan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin şeytanın kölesi olmaktan bizi muhafaza eyle. Neslimizi, ailemizi, çoluk çocuğumuzu senin yolunda, senin istikametinde peygamberinin istediği bir şekilde yaşamayı Allah'ım nasip eyle. Kardeşlerim tabi konumuz yine devam edecek ama inşallah önümüzdeki hafta yine bu konuyu bitireceğim. Allah nasip ederse ondan sonra inşallah gündemin devamını akışına göre Konularımız devam edecek. Allah Celle Celaluhu duyduklarımızla amel etmeyi bize nasip eylesin. Hayatımızı Müslümanca yaşamayı, Allah'a teslim olmayı, dürüst bir Müslüman olarak yanlışların karşısında, hakla beraber batılın karşısında olarak Allah'ım son nefeslerimize hep beraber buyurun kelime-i şehadet ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamayı nasip eylesin. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin والحمد لله رب العالمين الفاتحه